Merhaba, ben klinik psikolog Pınar Mermer. Göçmen anneler için hazırladığım videolardan birindesiniz şu anda. Daha önceki videolar için videolar bölümüne bakabilirsiniz. Bahar gelmiyor bir türlü burada. Ben de böyle bahar getirmeye çalışıyorum kendimce evin içinde. Çünkü 30 sene Türkiye'de yaşadıktan sonra Avrupa'da yaşamak ve soğuklara alışmak benim için kolay değil. Biliyorum birçoğunuz için de kolay değil. Çünkü bir yerde insanın içinde bir ritim devam etmek istiyor. Ama sonra durdurulduğu zaman da bir parça depresif olabiliyorsunuz ya da neye uğradığınızı şaşırmış olabiliyorsunuz. Bu yıllardır başka bir ülkede yaşasanız da ve uzun kış mevsimlerine, soğuk kış mevsimlerine şahit olsanız da sonuçta hayatınızın ilk yıllarını geçirdiğiniz ve bir temel oluşturduğunuz yerde dört mevsim yaşandığı için bugün bununla baş etmek sizin için kolay olmayabilir. Daha önce yurt dışında yaşamanın zorluklarından bahsetmiştim. Şimdi hep anlatacaklarımı, böyle zorluklar var. Evet, hayatımızın daha kolay tarafları da var ama çok zor tarafları da var deyip o zorlukları bir kenara koyup onların üstüne koyarak dinlemenizi istiyorum. Çünkü genelde şöyle oluyor. Biz gittiğimiz yerlerdeki insanlarla kendimizi çok fazla karşılaştırıyoruz. Yani orası bizim memleketimiz olmadığı halde, o dili konuşarak büyümediğimiz halde, o kültür bize ait olmadığı halde günlük hayatımızı onlar gibi, hatta belki onlardan daha iyi sürdürmek için üstün bir çaba gösteriyoruz. Bu da bizi çok fazla yoruyor. O yüzden ben ortalamadan çok daha fazla yoruluyorum, çok daha fazla çaba sarf ediyorum ama bir kenara koyarak, kendimize bu konuda şefkat ve anlayış göstererek, yani bu durumu kabul ederek aslında anlattıklarımı dinlemenizi öneriyorum. Bugün biraz pozitif disiplinden bahsetmek istiyorum. Size ödül ceza yönteminden bahsetmek istiyorum. Oğlumun okulunda Hollanda'da hala uygulanan bir yöntem Montessori okulu olmasına rağmen time out'lar. Hatta şimdi yeni bir okula başlayacak. Orada da bize özellikle belirtmişler, yani zaman zaman time out yapabiliriz diye. Ben de onlara şöyle bir cevap verdim. Demişler ki bu konuda hassas olduğunuzu biliyoruz. Yani ona göre başlayın bu okula. Çünkü 30 öğrenci var. Öğretmen hepsiyle baş edemeyebilir. Ben de şöyle bir cevap verdim. Yeterince şefkat dolu bir öğretmen olduğu zaman, sınıf atmosferi pozitif olduğu zaman time out'lara gerek olacağını düşünüyorum. Bakalım bizi nasıl bir yolculuk bekliyor. Şimdi time out'ın hikayesini düşündüğümüz zaman aslında ebeveyn çok öfkelendiği zaman çocuğa zarar vermesin diye çocuğu oradan uzaklaştırmak veya kendini oradan uzaklaştırmak aslında time out, yani mola yöntemi. Yani çocuğa vurmasın, işte bağırmasın, kötü şeyler söylemesin diye. Bir ikinci nedeni de çocuk orada zor bir şey yaşıyor. Hani tebdili mekanda ferahlık vardır. Bir yer değiştirsin. İşte iki çocuk birbirine girdiyse birini bir odaya, birini bir odaya koymak gibi. Yani oradan uzaklaşmak, yani mola vermek, yani bir durmak, bir dinlenmek. Bu yöntem, time out, yani mola verme yöntemi, sonradan çok yanlış anlaşılmış ve farklı uygulanmaya başlamış. Bir ceza yöntemi olarak uygulanmaya başlanmış. Hatta ceza yöntemleri içinde bu sayılmıyor. Yani punishment, bir de time out var gibi. Yani cezalar ve işte mola yöntemi diye. Pozitif disiplinde ödül ve ceza kullanılmaz. Mola yöntemi de kullanılmaz. Ancak şöyle kullanılır. Amacına, ilk çıktığı zamanki amacına uygun şekilde kullanılır. Eğer sakinleşmeye ihtiyacın varsa burası senin sakinleşme köşen. Burada sakinleşebilirsin. Yanında olmamı ister misin? Ne kadar uzağında durmamı istersin? Burada dursam sana iyi geliyor mu? Çünkü bütün çocuklar ebeveynlerinin yanında olmasından, sarılmasından o anda memnun olmayabilirler, onunla rahatlayamayabilirler. Kendin ve sakinleşme köşende sakinleşmek istersin yoksa benim yanımda istersin diye seçenekler sunmak önemli. İki çocuk işte kavga ettiği zaman, tartıştığı zaman, problem yaşıyorken gidin yeşil sandalyeye oturun demek bu problemi çözmeyecektir. Tam aksi, çocuk cezalandırıldığını düşünecek, hissedecek. Yani benim oğlum öyle hissediyor, durumdan çok rahatsız oluyor. Çok da gururlu bir çocuk diğer çocuklar gibi. O sırada gururunun kırıldığını, incindiğini ve bir yetişkinin onun üzerinde güç kullandığını hissediyor. 5,5 yaşında olmasına rağmen bundan çok net bir şekilde rahatsız olduğunu dile getirebiliyor. En eğitimli ailelerde bile odana çık, yukarı çık, buradan gitleri çok fazla duyuyorum.
bir düşünmek lazım, bir kendimize dönüp bakmak lazım. Yahu neden o küçücük çocuğu oradan gönderiyoruz da kendimizi sakinleştirmeye bakmıyoruz o sırada? Yani çocuk ne yapmış olabilir o ortamdan gitmeyi, bağlantıyı kesmeyi hak edecek kadar? Tabii bu böyle çok arabesk bir bakış açısı gibi görünüyor olabilir size ama onlar açısından baktığımızda öyle. Yani anne baba beni sevmiyor, anne işte öğretmen beni sevmiyor, beni buradan gönderiyor, ben her halimle kabul edilmiyorum, her davranışımla kabul edilmiyorum. Bu da çocuk için ağır bir şey, çünkü çocuğun her haliyle kabul edilmeye ihtiyacı var, her davranışıyla sevildiğini bilmeye ihtiyacı var. Elbette bazı davranışlar kabul edilmeyebilir ama siz orada onu o odadan göndererek davranışını kabul etmiyorum demiyorsunuz. Seni kabul etmiyorum, seni istemiyorum, seni görmek istemiyorum, seni duymak istemiyorum. Bütün varlığı tamamen size ait olan, tamamen size bağlı olan bir yaratık var ortada ve siz ona bakım vermeyeceğinizi ima ediyorsunuz aslında orada. Hatta bazen direkt de söylüyoruz, şey, sana yemek yok. Bir yetişkin bir çocuğa yemek sağlamazsa ne olur? O çocuk ölür. Siz yetişkin aklınızda diyorsunuz ki ya yok canım yemek vermeyecek de değilim. Ama o çocuk aklıyla böyle bir şey kavrayamıyor. Müthiş bir panik duyuyor. Ve orada odasına gitmesi, düşünmesi, sakinleşmesi söz konusu değil. Tam aksi iyice kendini kötü hissediyor. Ebeveynlerinden kopmuş, o bağlantının kopmuş olduğunu hissediyor. Çoğu zaman okları kendine çeviriyor. Ben kötü çocuğum. Kendine vurmaya başlıyor. Sakinleşemiyor. İyice zorlaşıyor onun için orada o deneyimle kalmak. Ya da ebeveynlerine hırslanıyor içinden. Siz görürsünüz. Gücü ele geçirdiğim zaman siz görürsünüz diye. Bu ikisi de zaten bağlantının kopması, çocuğun regülasyonunu kaybetmesi, ebeveynin arasındaki güven ilişkisinin kopması demek. O yüzden çocukları odaya göndermek ya da o ortamdan uzaklaştırmak ya da seni istemiyorum, git buradan gözüm seni görmesin, git odanda ağla demek yerine bir bakalım burada şu anda ne oluyor demek çok daha mantıklı. Tabii bunu kendimize diyemiyoruz, çocuğumuza nasıl diyeceğiz? Kendimize demeyi de öğrenmemiz gerekiyor.